Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere saçak nasıl bağlanır onu anlatacağım. Saçak bağlamayı hesap işlerinizde, Türk işlerinizde, özellikle yöresel kumaşlara işlediğiniz hesap işlerinizde ve Türk işlerinizde uçlarına saçak bağlayarak bitirme yapabilirsiniz. Saçak bağlamayı yapabilmek için en az 15 santimden 10-15 santimden sonra dipten en uçtan yukarıya doğru 15 santimden sonra bir kenar antikası yapıyoruz. Bu dikey atımları aşağı bakacak şekilde kumaşınızın inceliğine ya da kalınlığına göre 2 iplikten ya da 3 iplikten antikalar yapıyoruz ve buradaki iplikleri olduğu gibi çekiyoruz. Buranın, ben mesela bunu siz rahat görün diye burayı 3 iplikle yaptım ama bu birazcık büyük oldu. Seyrekse kumaşınız 2 iplikten yapın. Sıksa 3 iplikten yapın. Ve de şunu söyleyeyim bir de bu antikayı kumaşınızın aynı renginden yapın. Çünkü bu bariyer görevi göreceği için bunun renkli olmasına gerek yok. Yani tek renk kumaşın kendi bütünlüğünü koruması açısından kumaşınızın kendi tonundan yapabilirsiniz. Hatta bu en diplerden iplik çekip kumaşınızın kendi ipliğinden de bu antikaları yapabilirsiniz. Bu önemli. Bunu yapmazsak ne olur? Bu şekilde kumaşımız şunu buradan atma yapar. Aşağı doğru sarkma yapar. Bunu engellemek için bu antikayı yapmamız şart. Şimdi her antikayı bir iplik kabul edeceğiz. Her antikanın içinde kaç iplik varsa, mesela bu 3 iplikten biri antika yaptım ben. 3 ipliği bir iplik kabul edeceğiz. Şimdi şunu yaptım, bunu kaldıralım. Şimdi 3 iplik alıyorum. Yani bir antika alıyorum. Bunu ister sağa doğru ister sola doğru fark etmez. Burkuyorum. Bu şekilde burkuyorum. Şimdi aynı şekilde yandaki 3 ipliği alıyorum. Yani bir antikayı alıyorum. Bu şekilde. Bunu da aynı yöne sola doğru ben şu anda kıvırıyorum. Aynı yöne kıvırıyorum. Mümkün olduğunca sıkı kıvırıyorum. Ne kadar sıkı kıvırırsanız burgularınız o kadar net olur. Şimdi benim bu yaptığım kumaş doku itibariyle kendinden böyle kırçıllı bir kumaş. Bunda burgu net gözükmeyebilir ama şimdi ikisini böyle yan yana tutuyorum. Ve sola kıvırdığım iki ipi, ip diyelim bunlara, şimdi sağa doğru kıvırıyorum. Sağa doğru kıvırdıkça bu şekilde. Şöyle şimdi yakınlaştıralım. Bu şekilde burgularımız olmuş oluyor. Yukarıya kadar, buranın dibine kadar gelecek şekilde burkuyoruz. Şöyle elimizle düzeltelim hafif. Şimdi ucunu minicik düğümlüyorum. Şu şekilde düğümlüyorum. Ve burgumuz bu şekilde saçağımız olmuş oluyor. Bunun arasına boncuk geçirmek isterseniz ya da demir pullar var. Onlardan geçirmek isterseniz. Mesela diyelim ki, şimdi benim elimde boncuk ya da pul yok ama ben size anlatacağım nasıl olduğunu. Bu 3 ipliğin herhangi bir tanesinden belli aralıklarla pullarınızı geçiriyorsunuz. Mesela diyelim bir tane birinci pulu buraya koyun. İkinci pulu, bu bir tanesine geçirmeniz yeterli dediğim gibi. Bir tanesini buraya koyun, bir tanesini buraya koyun. Kaç tane istiyorsanız. Ondan sonra burktuğunuz zaman burada bir pullu saçağınız olmuş oluyor. Pullu ya da boncuklu, hangi aparatı istiyorsanız. Ya da iğne oyaları var, 3 boyutlu. Onları da geçirebilirsiniz. Özellikle hesap işlerinizin ucuna çok güzel yakışır. Bu şekilde saçak bağlama. Hesap işinde olsun, Türk işinde olsun, dediğim gibi yöresel kumaşlara çok güzel yakışıyor. Bu şekilde saçak bağlama bu şekilde olmuş oluyor. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Mesajlarınızı yazabilirsiniz.
Önerilerinizi, eleştirilerinizi, dileklerinizi yazabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir teknik varsa yazın. Ben biliyorsam size dönüş yapacağım tabii ki. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni ilk alt tireyişi merkezi Instagram sayfasından ve muhabbet sofrası Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.